Efendim Çeceli'yi geziyorum programımızın 4. bölümünden merhabalar. 3 haftadır programımızı yoğun hava muhalefeti nedeniyle yayınlayamıyorduk. Ama hasret bitti diyoruz ve 4. bölümde ilçemizin güzel köylerinden, şirin köylerinden Kuşlu Sofu'ldayız. Hasreti bize bıraktın, bu özlem senin. Umudu göze bıraktın, bu kazan senin. Tabipsiz derdime durmam, dertler bağladım. Garipi garip ötme durmam, uçalar senin. Garipi garip ötme durmam, uçalar senin. Gitme durmam, sar durmam, bu dağlar senin. Gitme benim. Efendim Kuşlu Sofulu mahallemizde sevgili Mevlüt Durna abimizin yanına geldik. Bize sağ olsun yardımcı oldu çekimlerimizde, ağırlamada. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mevlüt Durna, Kuşlu Sofulu başkanıyım. 8 senedir kooperatif başkanlığı yapıyorum. Köyümüz ufak, gördüğünüz gibi merkez köy. Cingöz mahallemiz, 100 nüfusumuz var burada. Cingöz'de 300-350 nüfus var. Toplam İkisini birleştirdiğim zaman Karasan'ın en büyük 5. 6. köylerinden birisi oluyor. Bizim köyün geçim kaynağı ormancılık. Orman kesimci herkes. Pek fazla tarla yok. Tarım işiyle uğraşan, hayvancılık herkesin büyük baş var ufak tefek. Hemen hemen herkeste. Böyle işte. Yani ormancılık dediniz de ormanın fazla olmasından kaynaklı mı ormancılık mesleğini seçti daha çok? Çünkü orman arazisi komple. Hep orman, tarım arazisi pek fazla yok. En büyük desen 30-40 dönüm tarla var bir kişinin üstüne. Peki yani ormancılıktan geçim nasıl abi, onu dinleyelim. Hani şu anda keşke zamanımız olsa da bir kesim sahasına gitseydik, orada daha iyi olurdu. İnşallah zaten gidelim. Köylüler de bir şeyde ormandalar şimdi. Herkes çalışıyor. Orman işletmesi kesilecek yerlere, günü gelen ağaçlara belli bir şeylerini veriyor. Hektarını, dönemini madde olarak, bölme olaraktan ayırıyor, veriyor. Üretim ona göre yapıp depoya teslim ediyoruz zaten. Yani orman işletmesine bağlı değil mi köy şeyde? Evet, evet, direkt devlete, yani şeye, tüccara, şahsa çalışan yok. Direkt orman işletmesinde. Anladım. Peki abi siz kaç yıldır bu köydesiniz? Ben 38 yaşındayım. Doğduğundan beri buradayım diyor. Yok, doğduğumuzda buradaydık da sonra ortaokul, lise, Adana'ya gittik. Okul bitince tekrar genel buraya dönüş burada yaptık. Burada Durna ve Karaoğlan soy isimleri fazla değil mi, anladım? Evet, kadar. İki sülale, bir tane Kaygız, bir tane de Bora var. Ayrıca. İki onlar parça da bizden ya, yabancı değil. Anladım. İki parça. İki büyük iki parçadan oluşuyor köyümüz. Evet, Cingöz mahallemiz. Cingöz mahallesi kaç kilometre uzakta buraya? Bayağı uzak ya. Ara orman yolu bağlantı var da bozuk olduğuna ana yol kullanılıyor. 20-30 kilometre vardır. Niye bu kadar fazla hani? Zamanında biz de çözemiyoruz onu zaten. Değil mi? Büyüklerimiz nasıl yapmışlar? 30-35 kilometre bayağı uzun bir mesafeden mi bahsediyorsunuz yani açıkçası? Şu iki köyün arasında ustalar Filikli mahallesinde kalıyor. Muhtarımız o köyde o zaman. Evet, orada. Burada olmadığına göre. Yok yok, Seyran Hanım orada. Seyran Aksoy muhtarımız. Cingöz mahallemizde. Bu arada rahatsızlığından dolayı muhtarımızı programımıza katılamadı. Aslında çok istedik programımıza katılmasını ama rahatsızmış sanırım. Geçmiş olsun, evet. Dileklerimizi iletiyoruz. Sağ ol. Peki o zaman. Yüce dağ başına yan Efendim Kuşlu Sofulu mahallemizde çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Dezemiz kendi elleriyle Anadolu kadınının ona vermiş olduğu enerjiyle soğan dikiyor. Biz de onun yanına geldik. Merhabalar Dezem, nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Seni tanıyabilir miyiz? Döndü Poyraz. Evet. Soğan dikiyorsun burada. Kazıyorum. Çalışıyorum değil mi? Çalışıyorum, evet.
Peki burada zamanın nasıl geçiyor Dezir? Ne yapıyorsun? İşte sığırımız var, ikineğimiz var. Onu sürerek geriye alırız. Bunlar da böyle bir zaman gelir geçer. Çoğu çocuk burada mı? Yok, hep Adana'dalar. Bir tanesi burada yanımda. Kaç çocuk var Dezir? 6 tane. 6 tane çocuk. Peki soğanlardan yaptığın, diktiğin şeylerden onlara da gönderiyor mu? Gönderiyorum canım, göndermez olur mu? Gelirler, götürürler, dururlar. Oğlanınki de nez burada çalışıyor, tomruk çekiyorlar şimdi. Yaş kaç dedin? Yaş vallahi bilmem, 65'lik aile alıyor. He, 65'lik alıyorsan o zaman 65'ten büyüktür diye. He, bayağı var bayağı. Ama göz görüntün de böyle 50 gibi, 55 gibi. Yo, 50 de fazlayım yavrum. Görüntün öyle ama dedim maşallah. Maşallahın var. Buradan maşallah. İzleyicilerimize de söylüyorum. Dezem'e bir maşallahınızı alırız. Sağ olun, Allah razı olsun sizden de. Peki Dezem, bu soğanlar ne kadar sürede yetişiyor böyle işte, emeğine? Ekim biçilirken onu da çekiyor. Evet, bu şeyleri, sarımsağı, soğanı erken biçilirken çekiyor. Dezemiz böyle mütevazi bir bahçesi var. Kendi elleriyle soğanını, sarımsağını, maydanozun yeşilliğini yetiştiriyor. İzleyicilerimize örnek olsun Dezlemiz. Herkes efendim kendi ürününü kendi yetiştirsin doğal olarak. Doğru mu? Sağ ol, Allah razı olsun. He, doğru evet. Canım, doğru. He. Ekin ekerik, kuru dar ekerik, soğan dikerik hep oraya ayrı. 3 kilo aldım indik evde. He, bunlar öyle bir ayrı. Peki Dezlem, böyle diri kalmanızın böyle bir sebebi var mı? Ne? Yediğiniz, içtiğiniz böyle. İşte ne bileyim ben, şükür ben hapneye yutmam çok bir. Bir kafam ağrır. O atardım, lovangine yutarım, bir kırmızı hap yutarım işte. Öyle bir amma şeye gittim, Ümre'ye gittim, o at biraz kalandım. Sağ ol, Allah razı olsun yani. Oraya gittim, üstümde böyle merdivandan çıkılıyor ya, oradan bir gayrılarsa üstüme. Ben daha sonra geçmiş olsun, geçmiş sağ olsun. Sağ ol yani. Ondan beri de hasta olmuyor mu diyor. Olmayayım, çok şükür oradan geldim işte, 3 gün serum taktırdılar ama çocuklar. Serum Adana'da çocuklarım var, onlar taktırdı şükür. İyi oldum çok şükür, ben iyiyim. Günde inekler katarmıyorum, 2 tane ineğimiz var. O defeden öte sürerek, geri gelirik, güderik. Böyle zamanımı geçiriyorum. Şimdiki az sonra güder gayrinden geri, daha ekinler yeşilleşti bak, gütmezsen olmaz, insanın ekinine tıkılır. Doğru. Hindik dayıcık öyle ne kadar yanlarında çıktınız. Bakara olayım yani. Peki Dezlem, ben seni fazla tutmayayım, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun sizden de. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun. Şimdi uzaklarda emmi, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Aşık Ali Durna. Aşık Ali abi, ünün öyle bir yayılmış ki Karahisarlı köylerinde. Evet. Öyle bir ismin zikrediliyor ki, sesinin güzel olması, sesinin yanık olması öyle bir konuşuluyor ki, o yüzden seni yanımıza almak istedik, programımıza konuk etmek istedik. Ya kocadık ama ne olursa olsun ya. Ya kocaman sesin ama böyle ilk günkü gibi duruyor. Neyse, bir iki mail söyleyeyim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Aşık alim der ki neden temul etmezmiş beden, ikide birde pencereden bakan dilber benim olsa ya. Aşık alim der bu sözü, dayanmaz herkesin özü, anne baba kardeşinden ayırıyor elin kızı. Ela gözlerini sevdim dilber, elenip de bizim emelde kalınmıyor. Seninle de canın cana değse ya, kömür gözüm bende yen istanalımı ya. Bizden o sandıkta yeyip içmeden kayat havalanacak, yüksek uçma dayan.
Cana müşterim oldu can, ağzın açma dayan, olan bir şey deseyem kaybolumu. Aşık biz... Ali Durna, evet. Tereli Çeşmesi'nden giderken kızlar çeşmede su doldururmuş. Hı hı. Kızlardan su ister, kızlar su vermek istemez. Hı hı. Aşık Ali alışıp meyti söyler. Eylen aşık konumuş alın buradan, aktı gözyaşları yem döndü Fırat'a ya. Evlenip seninle yengen ersek murada yan, insafın var ise ya kal burada burada demiş. Şunu söyleyeyim ki bana darılma, her geçen yolcu yanaca varıp sarılma ya. Ben sana yar olma yanam, boşa yorulma ya, her geçene bir sıyır vermek olur mu demiş. Camdan sakız akıyor yeşilim güzelim, aman aman oy 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 oy. Kız nişanlın bakıyor yeşilim güzelim, aman aman oy 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 oy. Kız nişanlın bakıyor yeşilim güzelim, aman aman oy 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 oy. Koynundaki sineler yeşilim güzelim, aman aman oy oy. Efendim, Kuşçu Sofulu mahallemizde ablamızın yanına geldik, Elif ablamızın. Elif abla son derece cana yakın, samimi bulduğumuz, o yüzden de programımıza konuk etmek istediğimiz bir ablamız. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Hamdolsun, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz abla önce? Vallahi bizi nasıl tanıyacağım? Biz köyde yaşayan biriyiz, işte mahrumiyet evet. bölgesindeyiz. Evet. Ya malcılık yapıyor, malcılıktan da sütlerden bir şey anlamıyor. Yeğisini ödeyemiyor, tarım şeyi hiç yok. Sıfır. Ablam çok dertli gördüm seni vallahi. Çok dertlisin yani herhalde. Yani bu tarım işçi de malımız hiç öyle, yemler pahalı, mala bakamıyor. Harımda benim bir sürü malım vardı, şimdi bir tane inek kaldı. Hı-hı. Ne yapacağım, besleyemediğim yüzden. Hı-hı. Sütler ucuz, besleyemiyor, satıyor mecbur. Hı-hı. Yoksa bir sürü 4-5 tane inek vardı, hiç komadım. Ne yapacağım, bazını besleyemiyor ki. Evet. Onun için... Yani, peki çoğu çocuk hepsi burada mı ablam, Adana'da da var mı? Vallahi Adana'da iki tane kız, iki kız bir oğlan Adana'da evli. He. Burada da bir tane bekar var yanımda. He. Onu da veremedik, iş yok, yok işsizlik. İşsizlikten veremedim diyor. 30 yaşını geçti çocuğun, işi yok burada. He. Ne yapacaksın? İş olmayınca kız isteyemiyorum, inanın mı? Bir yere dünürlüğe de gidemiyorum yani. Peki bir şansınızı deneyin belki. Yok, hiç deneyemem. Adamlar oğlum nerede çalışıyor derse ne yapayım? İşin orman. Ne diye soracaklar. Tabii onun için gidemiyorum. Hiç daha gitmedim bir yere de yani. Hı-hı. Geçsem utanıyorum. Ne sorarak ben ne gittim bir yere. Peki şöyle bir risk çıksa abla karşına. İşte ben işsiz de olsa alırım yani. Keşke abla... öyle bir şey olsa olur da işte o yok. Elindeki kızlar eve de çoban olsa gene alırız. Çoban olsa gene var ya, ben bizim gibi böyle işsiz de olmaz onlar. Peki sen evlendiğinde eniştenin böyle işi var mı? İşi ne yoktu bu, o eskiden demişti 40 sene önce. Şimdikinden almaz 40 sene önce, şimdikinden çoban yok. Yok bekar olan yok. Öyle ha. Peki ne olacak abla bu işin sonu, nereye? Vallahi işin sonu hayırlısı, Allah'a bıraktık artık. Millette zaten... Yam yam dünyası, herkes bulduğunu yiyor, vatandaşı düşünen yok ki. O zaman buradan bir de genç kızlara seslenelim mi? Ablamızın bir oğlu var, pırlanta gibi. Tek sorunu var şu an için ama işi yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda da olur. Mutlu bir aile yuvası kurar. Oğlunun yaşı varmış bayağı, bir istediğin izinleri vermemiş. Evet. Ablamın yaşı var bayağı oğlumun. Evet. Şu kısmet ya. Allah illaki yazmıştır. Keşke bir de nasıl çıksa da mesela aldım diye yazıyorum. Benim oğlum bir oğlanı bulamazlar zaten. Ben 10 tane kızdan gelmiştim. Peki oğlunuzun özelliklerini abla. Vallahi özellikleri oğlumun. Çenes de yok bana göre. Böyle arkadaşların olduğuna bakma. Aha. Hiç böyle var ya, gelinlik kız gibi evde. Hiç evet. Bir şeye karışmaz. Çok iyi, ben derim ki. Öyle 10 tane kızla değişmem derim. Benim oğlum çok şey de. Aha. Kısmet olması da olmuyor. Herhalde işte. Böyle kızlarınızdan da üstün gibi sanki oğlunuz. Ya kızlardan üstün değil ama. Onlar evet. evlendi gitti. Evet. Değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Geçen programda altta bir yorum gördüm. Bu program sanki böyle bir yemekteyiz programına gibi döndü. Umarız biz evleniyoruz şeklinde bir programa da dönmez ablamızın sayesinde. Öyle diyor. Hayırlısı vallahi bilmiyorum işte. Yani en çok tarım şeyi işte, malcılığı yapam yok bu köyde. Aha görüyorsun köyü. Yerleşim hiç öyle. Efendim abla? Yolumuz yok. İmalımız olsa. Yok. Onunla bir şey yapabilirsek, bir şey kazanabilirsek. O da bazen öyle. Şimdi yani. Biz hiç yani bir şey yapamıyoruz yani. İki ineğimiz olsa iyi kötü ondan geçiniyorduk ama şimdi böyle yeğik falan çoğunca
Sütten mi yiyelim bir tanesi yemiyor? Nereye vereceğim? Nereye vereceğim ki bir tanesi yemiyor? Maldan faydalanmayacağız mesela. Süt iyi kötü ineğin karnını doyursa, iyi kötü senede bir tane iki tane mal satar, ondan faydalanıyorduk. Hı-hı. Şimdi hiçbir şeyden yani. Bizim bir şansımız kalmadı köydeyik ama. Hı-hı. Yani gitgide köy hayatı da bitecek. Herkes şehire taşınıyor. Mecbur. Yok bir şey. Peki siz düşünmediniz mi abla böyle şehire göçüp şehirde yaşamayı? Zaten ben şehirden geldim buraya. Evet. Şehire geçtik, onardan da baktık da geldik. Tekrar böyle geri dönmek gibi. Yok, dönüş yok artık. Evet. Çocuklar geçsin diye biz onun için burada duruyoruz. Ne yapalım? Besleyebilirsek birinek besler, besleyemezsek hayırlısı. Bu arada değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz programlarda altlarda yorum olarak belirtiyorsunuz. İşte bu program Karasal'ın insanların sorunlarını dile getireceğimiz bir program ama siz sorunları dile getirmiyorsunuz şeklinde. Biz insanlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Saadettin Aslan'a olsun, diğer Karasal Belediyesi'ndeki meclis üyelerimize bu sorunları aktarıyoruz. Çözüm noktasında onlar en kısa zamanda gerekeni yapacaklardır diye düşünüyoruz ve bu şekilde de bu konuya son veriyoruz efendim. Efendim Kuşçu Sofulu mahallemizin camisinin çok önemli bir özelliği olduğunu öğrendik. Ecdadımız Ramazanoğulları tarafından tahmini olarak 1650'li yıllarda yaptırılan son derece tarih kokan, kültür kokan camimizin gerçekten önemli olduğunu düşündük. Camimiz hakkında da bilgi almak için emmimizi yanımıza aldık. İsminizi öğrenebilir miyiz önce? Yakup Turna. Yahub abi, cami gerçekten tarih kokuyor. Kültürel bir miras olarak görünüyor. Bu cami hakkında bilgi vermek ister misiniz? Bu cami bizim anladığımıza göre 1564'lerde yapılmış. Osmanlı devrinde o zamanlar. Fakat cami yapılmış, bu içinde şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi birazdan çekeceğim. He, içinde ağacı koyamamışlar. Hı-hı. İçinde büyük bir ağaç var. Bir amca gelmiş, dağdan kesmişler. O amca bir elinde çubuğuyla dua yapmış, getirmişler buraya. Hı-hı. Burada nakışını, dikişini yapmışlar. Neyse camıyı, iskeleyi koyak demişler. Zabattan kalkmışlar, iskele yapılmış. Hı-hı. Konmuş ağaç yerine. Hı-hı. İşte o tarihten beri bu camı, Kuşçu Sofulu camısı olarak tarihe geçmiş. Hı-hı. Başka bir ne diyek? Yani siz de mahallemizin, Kuşçu Sofulumuzun sakinleri olarak camimize sahip çıkıyorsunuz. Tabii, tabii. Eksiğini, gediğini yapıyorsunuz. Tabii. Tarihe sahip çıkıyorsunuz. Tabii, tarihe sahip çıkıyor. O, Ramazanoğlu Vakfı'na ait burası. Hı-hı. Ramazanoğlu Vakfı geldi burayı böyle düzenledi biraz, içeriği restore falan. Restore etmiş, evet. Veya, fakat bir daha da hiç uğramadı. Bir daha yoklar mı, öldüler mi sahibi de bilmiyorum da. Yok yani, piyasada yoklar. Gelip camiye de sahip çıkmıyorlar. Anladım. İmam da yok. Evet, ben de hocamızı soracaktım. Ya imam da yok. Şu 8-9 ay oldu. Hı-hı. İmam da yok. Hı-hı. İmam da vermiyorlar. Hı-hı. Böyle işte imamsız yok bakalım. Ne olacak hayırlısı Allah'tan. Yani imam hatibin burada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Eksikliği oluyordur illaki de. Tabii canım, büyük eksikliği oluyor. Cuma vakti, cuma günü oldu mu herkes bir tarafa gidiyor cuma kılmak için. Hı-hı. Hı-hı. Ya Karasal'a gidiyor, bak düşün Karasal'a. Ya eğlenceye gidiyor. Hı-hı. Bir yanına gidiyor yani. En yakın eğlence değil mi cami olarak? Nuhlu var da, Nuhlu. Oranın da imamı kursa gitti. Orada da imam yok şimdi. Hı-hı. O zaman buradan yetkililere sesleniyoruz değerli izleyicilerimiz. Kuşçu Sofulu mahallemizin sakinleri imam olmadığı yönünde serzenişleri var. Umarız yetkililer en kısa zamanda imam eksikliğini köyümüzün giderir diye düşünüyorum ben. İnşallah. İnşallah öyle bir şey olur. Hı. Sayın müftümüz de bunu duyar. Hı. Bir elini atar buraya inşallah. İnşallah. Peki, teşekkür ederiz. Başında salınıp durmaz koyunun alım bilber. Karşında salınıp durmaz koyunun alım bilber. Yanına yok yeramaz mı giyin altın alım bilber.
Efendim, Karahisarlı Belediyesi katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Çeceli'yi Geziyorum programımızın 4. bölümünde burada sonuna geliyoruz. Haftaya yeni köyümüzde yeni insanlarla tekrar sizlerle birlikteyiz. Videomuzu, programımızı beğendiyseniz beğen butonuna, altına yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmamanızı ben ve kameraman arkadaşım Emrah'la istiyor ve onu sizlerden bekliyoruz. Şimdilik görüşmek ümidiyle. Yine sevdim gücüm yetmez, bu gönül seni terk etmez. Yine sevdim gücüm yetmez, bu gönül seni terk etmez. Zamanlanma elim yetmez, göğe çıkmış nalan dilber. Göğe çıkmış nalan dilber. Zamanlanma elim yetmez, göğe çıkmış nalan dilber. Göğe çıkmış nalan dilber koçum.